Biz de onu nasıl bildik? Yine aklınıza inşallah. Allah'ın izniyle. Bir daha koyunlar. İnşallah. Valla biz kime dokunuyorsam bir ses geliyor. Neşe. Neyini söylüyorsun? Tamam. Eski işler mi? Yok. Ama iş ucu ucuna bugün takviye ediyor musun var işte? Yani şu şekil, eski kazancımız yok zaten. Eski kazancı yok. Yani dediğim gibi ayakta durmaya çalışıyoruz. Bakın inşallah hayırlısınız. İnşallah cümlemizin. Bana bırak ama millet hakikaten diyor ki kardeşim gerek varsa yeter diyor. Yeter diyor. Niye yeter diyor abi? Niye abi işte bak, hastalık var diyorsunuz ki yaklaşma. Aynen. Orada da bir illet olmuş. Aynen. İnsanların artık nefret ettiği bir menfaate dayalı siyaset kavgenleşmiş bu şekilde. Aynen doğru söylüyorsun. Siyaset kurumu içerisinde. A, B, C partisi fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Bu işi her biriyle böyle devlet olmak lazım. İnşallah. Menfaate dayalı olmayan, çıkara dayalı olmayan, israfa dayalı olmayan bir anlayışla inşallah şehrimiz birlikte olur. İnşallah. Satıyorsunuz. Müşteriye bir şey sattığınızda, memnun kaldığında mutlu oluyor musunuz? Biz de toplumu güzel gördüğümüzde, mutlu gördüğümüzde, huzurlu gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz. Eğer bu konuda bir şey katabilmişsek, toplumun geleceğine dönük bir şey ortaya koyduysa ne mutlu bize diyoruz. Bizim de mutluluğumuz budur, onun için. Sizin güler yüzünüz bizi de aynı şekilde mutlandırıyor ve gülümsetiyor. Allah sizden de razı olsun. Biraz üzüyor. Yok, liseyi bitiriyor değil mi? Çünkü muvaffak eser. Meslek eğitimine... Kaç tane liseyi bitiriyor yani. Sonuçta? Gençler geleceği gezdiği aynen. Biz gittik artık. Aynen. Biz bunlara bakmamız lazım. Biz bunların yolunu doğrultuyor, yolunu düzenlemeye çalışıyor. Bunlar da ne kadar... Siz esnaf olarak ya da işte meslek olarak düzeltiyorsunuz. Başkan, bir siyaset... Peki siyaseti nasıl tanımlayacak? Vallahi bunlara biz artık hepsinden böyle bir usandık. Yani böyle bir kere kendim bir para.